Sorumuz modern atom teorisinden aşağıda verilen özelliklerden her biri periyodik sistemin bir grubuna aittir. Buna göre hangi seçenekteki grubun özelliği yukarıda belirtilmemiştir deniliyor. Verilen ilk özelliğe baktık. Metallerle yaptıkları bileşiklerde eksi bir yükseltgenme basamağı alırlar. Bu özellik 7A grubuna aittir. 7A gruplarının son katmanlarında 7 elektron var. Soy gaza benzemek için 1 elektrona ihtiyacı var. Dolayısıyla metallerle yaptığı bileşiklerde bir elektron alacaklarından dolayı eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptirler. D şıkkını eledik. Diğer özelliğimize baktık. Grubun ilk üyesi yarı metal, diğer üyeleri metaldir. Bu özellik 3A grubuna aittir. 3A grubunun ilk elementi olan bor bir yarı metaldir arkadaşlar. Elektron dizilimi yapıldığında 3A'da olduğunu görüyoruz. Grubun diğer üyeleri ise metaldir. O halde C şıkkını da eledik. Diğer özelliğimiz, grubun ilk üyesi metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir, ametallerle yaptığı bileşiklerde artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir, ametallerle yaptığı bileşiklerde artı bir yükseltgenme basamağına sahip olan element hidrojendir. Hidrojen ise 1 A grubunun ilk elementidir. Dolayısıyla A şıkkından da bahsedilmiştir. Son özelliğimiz grubun ilk üyesinin florla yaptığı bileşiklerde yükseltgenme basamağı artı 2 iken diğer halojenlerle yaptığı bileşiklerdeki yükseltgenme basamağı eksi 2'dir denilmiş. Burada da arkadaşlar oksijen atomundan bahsedilmekte. Oksijenin florla yaptığı bileşiklerde aldığı yükseltgenme basamak değeri artı 2'dir. Burada flor her zaman eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip hatırlarsanız. 2 tane flor olduğundan çarpı 2 diyoruz. Oksijenin yükseltgenme basamağına da x dersek toplam yükü Sıfıra eşitliyoruz. Bileşiğimiz nötr yapıda olduğu için buradan oksijenin yükseltgenme basamağını artı 2 olarak bulmaktayız. Oksijen elementinin grubuna baktığımızda ise elektron dizilimi yaparsak son katmanında 6 elektron bulunduğundan dolayı 6A grubunda yer alacaktır. 5 şıkkını da eledik. Verilen özelliklerden 2A grubuna ait bir özellik yoktur. O halde sorumuzun cevabı Edirne seçeneğidir. Sorumuz gazlar ünitesinden saf suyun faz diyagramı aşağıda verilmiştir. Buna göre su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Basınca karşı sıcaklık grafiklerine biz faz diyagramları diyoruz. Faz diyagramlarında grafiğin solda kalan kısmı katı, ortada kalan kısmı sıvı, sağda kalan kısmı ise genel olarak gaz şeklinde değerlendiriyoruz. Ancak bu kısmı biraz daha açacak olursak, eğer kritik sıcaklığın altındaysa biz gaz özelliği gösteren bu hale buhar hali, kritik sıcaklığın üstünde ise gaz hali diye değerlendireceğiz. Ama yine de sorularda eğer bizden gaz ve buhar ayrımının yapılması istenmiyorsa bu hali komple gaz gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi öncüllerin yorumuna bakalım. A şıkkı dış basınç arttıkça donma noktası azalır denilmiş. Dikkat ederseniz faz diyagramımız suya ait. Suyun faz diyagramında şekilde de gördüğümüz gibi erime eğrimiz sola yatık. Yani dış basınç arttıkça erime noktamız azalıyor. Bakın şu kısmımız bizim erime eğrimiz. Basınç arttıkça ne olmuş? Erime sıcaklığımız azalmış. Sola doğru sıcaklık değerimiz küçülmekte. O halde A şıkkı doğrudur. Dış basınç arttıkça donma noktası bu grafikte azalır. Bir de su, antimon ve bizmut dışında bir faz diyagramı grafiğimiz daha var. Orada ise arkadaşlar erime eğrimiz sağ yatık durumda. Az diyagramlarında erime eğrisinin sağ yatık olduğu durumlarda ise biz ne olacak? Dış basınç arttıkça erime noktası artar diyoruz. Dediğim gibi su, antimon ve bizmut dışındaki diğer maddelerde dış basınç arttıkça erime noktamız artar. Basınca karşı sıcaklık grafiği dedik. Ancak su, antimon ve bismut da bu grafikte olduğu gibi erime eğrimiz sola yatıktır. Buradan çıkaracağımız sonuç da dış basınç arttıkça erime noktamızın küçülmesidir. Zaten grafikten bu durumu görebiliyoruz arkadaşlar. D e şıkkı 006 atmosfer basınçtan daha düşük basınç değerlerinde her sıcaklıkta süblimleşir denilmiş. Grafiğin üstündeki çalışmaları silelim. Daha rahat yorum yapmış olalım. Bakın arkadaşlar süblimleşme eğrimiz şu kısım. Katıdan gaza doğru geçilen kısım. Biliyorsunuz süblimleşme katı halden doğrudan gaz hale geçmeye verilen isimdi. Şimdi arkadaşlar ne demişti öncülümüz? 0,06 atmosfer basınçtan daha düşük basınç değerlerinde her sıcaklıkta süblimleşir. Örneğin basınç değerimiz şurada olsun 0,06'nın altında. Ben sıcaklık değerinde 100 derece alayım. Bakın bu noktada süblimleşme olayı gerçekleşiyor mu? Hayır. Süblimleşme nerede gerçekleşiyor? Az önce çizdiğim yeşil bölümde gerçekleşiyor. O halde bu ifade yanlış. 0.06 atmosfer basınçtan daha düşük basınç değerlerinde her sıcaklıkta süblimleşme olacak diye bir durum yok. D şıkkındaki ifademiz yanlıştır. D şıkkına baktık. 2 atmosfer basınç 100 santigrat derecedeki fiziksel hali sıvıdır denilmiş. Arkadaşlar sıcaklığın 100 santigrat derece, basıncın ise 1 atmosfer olduğu durum zaten şu bölge. Yani kaynama eğrisi üzerinde. Şimdi biz basıncı 2 atmosfer yapar isek, şurası 2 atmosfer olsun diyelim ne olacak? Bizim basıncımız arttığı için artık biz sıvı bölgesine girmiş olacağız. Dolayısıyla biz 2 atmosfer basınç ve 100 santigrat derecede maddemizin fiziksel hali için sıvı diyeceğiz. Sıvı bölgesinde bu iki değer kesiştiğinden dolayı maddemizin haline sıvı dedik. D şıkkına baktık. 1 atmosfer basınç 200 santigrat derecede basınç etkisiyle sıvılaştırılabilir denilmiş. Arkadaşlar biz kritik noktanın altındaki sıcaklık değerlerinde Maddemizin basınçla sıvılaşabildiğini söylüyoruz. 200 derecede kritik sıcaklığın altında bir sıcaklık değeri olduğundan dolayı ne olacak? Maddemiz basınç etkisiyle sıvılaştırılabilecek. Hatta buna değer verecek olursak da 200 derece şuralar olsun. Basıncımızda bir atmosfer. Bakın şu bölgede yani buhar fazına denk gelmekte. Böyle çizecek olursam gördüğünüz gibi buhar bölümüne denk gelmekte. Kritik sıcaklığın altında. Maddemizin buhar özelliğinde olduğunda biz ne diyoruz? Basınçla sıvılaşabilir. Eğer kritik sıcaklığın üzerinde olmuş olsaydı basınç ne kadar yüksek olursa olsun maddemiz sıvılaştırılamazdı. O halde D şıkkı buhar bölümüne denk geldiği için maddemizin veya kritik sıcaklığın altında bir sıcaklık olduğu için basınçla maddemiz sıvılaştırılabilir şeklinde yorum yapacağız. D şıkkı da doğrudur. Son olarak E şıkkına baktık. Bir atmosfer basınç 0 santigrat derecede katısı sıvısında yüzer. Şimdi grafiği bir temizleyelim. Sıcaklık değerimiz 0 derece. Basıncında bir atmosfer olduğu durumda maddemiz tam olarak erime eğrisinin üzerinde kesişmekte. Erime eğrisi üzerinde olduğu her bölgede heterojen görünüm söz konusu. Yani katı ve sıvı hal birlikte bulunacak. Arkadaşlar faz diyagramları Sola yatık olan maddelerde yani basın çarptıkça erime noktasının azaldığı maddelerde biz katısı sıvısında yüzer şeklinde yorum yapıyoruz. Bu tür maddelerin donduğunda hacimleri artmakta, dolayısıyla yoğunlukları düşmekte ve katısı sıvısında yüzer yorumunu yapmaktayız. Katısı sıvısında yüzen maddeleri tekrar hatırlayacak olursak, yani faz diyagramları bu şekilde erime eğrisinin sola yatık olduğu grafikleri tekrar hatırlayacak olursak su antimon ve bizmut maddeleri bu özelliğe sahiptir. Ya da basınç arttıkça erime noktası düşen maddelerde katısı sıvısında yüzer şeklinde yorum yapabiliriz. E şıkkı da doğrudur. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sormuştu. Bu nedenle cevabımıza B seçeneği dedik. Sorumuz sıvı çözeltiler ünitesinden. Şekildeki kapta bulunan saf sulara üzerlerinde belirtilen katılar tamamen çözülerek eşit hacimli birinci ve ikinci çözeltiler elde ediliyor. Elde edilen birinci ve ikinci çözeltilerdeki sodyum iyonlarının molar derişimleri birbirine eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Arkadaşlar öncelikle saf sulara eklenen tuzların suda iyonlaşma denklemini yazarak sodyum iyon derişimleri de birbirine eşit olduğu bilgisinden yararlanarak X ve Y arasındaki ilişkiyi belirleyelim. Sodyum klorür suda çözündüğünde sodyum ve klor iyonlarına ayrılacak. Sodyum klorürün molüne X mol demişiz. Kat sayılar üzerinden sodyum ve klor iyonlarının da mollerini belirleyecek olursak katsayılar sayılar birebir olduğundan dolayı o halde x mol sodyum ve x mol de klor iyonları açığa çıkacaktır. Sodyum sülfat katısının da suda çözülme denklemini yazalım. Sodyum sülfat katısı suda çözüldüğünde suya sodyum ve sülfat iyonları verecek. Tepkimenin denk olabilmesi için sodyumun kat sayısını 2 yapacağız. Sodyum sülfat katımızın moline y mol demişiz. Kat sayılar üzerinden iyonlarımızın mollerini belirleyecek olursak sodyum sülfatın katsayısı sayısı birken y demişsek sodyumun katsayısı sayısı 2 olduğu için mol sayısı ne olacak? Sodyum sülfatın 2 katı olacaktır. Yani 2 y mol sodyum iyonu katsayılar eşit olduğu için de y mol sülfat iyonu açığa çıkacaktır. Arkadaşlar sorumuzda bize ne denilmişti? Bu iki çözeltiden gelen sodyum iyon derişimleri birbirine eşittir. O halde birinci çözeltiden gelen sodyum iyon derişim için şöyle bir diyelim. Molüne x mol. Çözeltilerimizin hacimleriyle ilgili ise eşit hacimli oldukları bilgisi paylaşılmıştı. O halde çözeltilerin hacimine v diyelim. Aynı şekilde ikinci çözeltiden gelen sodyum iyon derişimini yazacak olursak ikinci çözeltideki sodyum mol sayımız 2y moldü. Yine eşit hacimli olduklarından v litre diyelim. Bakın bu iki derişimin birbirine eşit olduğunu bildiğimize göre o halde v'ler giderse x ve y arasındaki ilişki x eşittir 2y şeklinde olacak. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül klor iyon derişimi sülfat iyon derişimine eşittir denilmiş. Aynı şekilde klor iyon derişimine kloru molü x mol birinci çözeltiden gelmekteydi. Hacmine v diyelim çözeltimizin. Sülfat iyon derişimi için ise molüne y mol hacmine ise v litre diyelim. V'ler birbirini götürdüğünde x ve y sayıları çıkmakta. X ve Y arasındaki ilişkiyi ne demiştik? X eşittir 2Y demiştik. O halde klor ve sülfat iyon derişimleri birbirine eşit olmayacaktır arkadaşlar. İkinci öncül yanlıştır. Hatta burada şu yorumu yapabiliriz. Klorun derişimi X molar olduğundan dolayı klor derişimi sülfatın 2 katına eşittir. Burada arkadaşlar X ve Y derişimi bulmuştuk. X 2Y eşit olduğundan dolayı X yerine 2Y yazarsak klor derişimi sülfatın 2 katıdır. Dolayısıyla birbirine eşit değildir. İkinci öncül eledik. Son olarak üçüncü öncüle bakıyoruz. Aynı dış basınç altındaki kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki bir büyüktür iki denilmiş. Arkadaşlar hatırlarsak saf bir suda uçucu olmayan bir madde çözdüğümüzde bir katı çözdüğümüzde yapacağımız yorum çözülen maddenin derişimi arttıkça kaynama noktamız daha fazla artar. Özellikle de çözülen maddemiz iyonik bir madde ise yorumu şöyle güncelliyoruz çözülen iyon derişimi arttıkça kaynama noktası daha yüksek olacaktır. Peki verilen çözeltilerdeki iyon derişimlerini hesaplayalım. Hatırlarsanız x ve y arasındaki ilişki için x eşittir 2y demiştik. Örneğin x için 2k dersek y'miz k olacaktır. Böylelikle x eşittir 2y koşulu sağlandı. O halde iyon derişimlerini hesaplayalım. Sorumuzda bize çözeltilerin eşit hacimde olduğunu söylemişti. O halde direkt Çözünden iyon sayısıyla derişim doğru orantılıdır şeklinde yorum yapabiliriz. X gördüğümüz yere 2K yazarsak arkadaşlar yine X gördüğüm yere klor içinde 2K yazacağım. Yani sodyum klorür çözeltisindeki iyon derişimi için 4K molar diyebiliriz. Aynı şekilde sodyum sülfat için de hesaplamamızı yapalım. Y gördüğümüz yere K yazacağımızı söylemiştik. Sodyum iyonu için 2Y mol demiştik. Y gördüğümüz yere K yazacağımızı söylediğimiz için 2Y mol için 2K diyelim. Sülfat içinde y mol demiştik, y gördüğümüz yerde k yazdığımızdan dolayı burada da k mol geldi. O halde, sodyum sülfat çözeltisindeki iyon derişimimiz ne oldu arkadaşlar? 3 k mol kadar oldu. Tekrar hatırlatıyorum kuralımızı. İyon derişim arttıkça kaynamaya başlama sıcaklığımız artacaktı. O halde bu iki çözeltinin son durumdaki kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki 1 büyüktür 2 olacaktır. İyon derişimi fazla olan da kaynama noktası daha yüksektir. 3. öncül de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sormuştu. Cevabımız 1 ve 3. öncülleri içeren Ceyhan seçeneğidir. Sorumuz kimyasal reaksiyonlarda hız ünitesinden şekildeki ideal pistonlu kapta X2 ve Y2 gazları denklemine göre tepkimeye giriyor. Sabit sıcaklıkta piston çekilerek B noktasında sabitlenirse niceliklerinden hangileri azalır denilmiş. Öncelikle arkadaşlar pistonumuzu B noktasına getirdiğimizde hacim artacağından dolayı tepkimede yer alan gazların derişimi azalacaktır. Yine tepkimedeki hız denklemini yazacak olursak R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi şeklinde olacaktır. Hatırlarsanız tek basamaklı reaksiyonlarda hız denklemi girenlere göre yazılmaktaydı. Bu maddelerin gaz ve su olduğuna da dikkat edecektik. Yine önündeki katsayılar hız denklemi de üst olarak geçmekteydi. Dediğimiz gibi piston A noktasından B noktasına getirildiğinde hacim artacağından dolayı hem X'in hem de Y'nin derişimi azalacağından dolayı tepkimemizin hızı da azalacaktır. Şimdi verilen öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül hız sabiti denilmiş. Arkadaşlar tepkime hızını etkileyen faktörler içerisinde sadece derişim hız sabiti olan K'yı etkilemezdi. Dolayısıyla hız sabiti K derişim değişiminden etkilenmez diyorum. Yani K değişmeyecek arkadaşlar. Birinci öncülü eliyoruz. İkinci öncül birim zamanda oluşan x 2 miktarı denilmiş. Birim zamanda oluşan x 2 miktarı tepkime hızı ile ilgili bilgi vermekte bize. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi reaktiflerimizin derişimi azaldığından dolayı tepkime hızımız azalacak. Dolayısıyla birim zamanda oluşan x 2 miktarı için azalacak diyeceğiz. Biz zaten azalan durumlar aradığımız için ikinci öncül aradığımız durumdur. Üçüncü öncüle baktık. Etkin çarpışan tanecik sayısı denilmiş. Arkadaşlar tepkime hızının arttığı durumlarda etkin çarpışan tanecik sayımız artarken tepkime hızının azaldığı durumlarda etkin çarpışan tanecik sayısı azalacaktır. Burada tepkime hızının azaldığı sonucunu çıkardığımıza göre o halde etkin çarpışan tanecik sayısı da azalacaktır. Aradığımız durum geçerlidir. Verilen seçeneklerden azalanlar 2 ve 3. öncüllerde sorumuzun cevabı denizli seçeneği oldu. Sorumuz kimyasal denge konusundan gelmiş. Sabit hacimli bir kapta 0 santigrat derecede 4 atmosfer basınç yapan COCl2 gazı ile başlatılan tepkime denklemine göre aynı sıcaklıkta dengeye ulaşıyor. Tepkime dengedeyken kaptaki toplam basınç bilindiğine göre aşağıdaki niceliklerden hangisi hesaplanamaz denilmiş. Öncelikle tepkimemizi sağ tarafa tekrar bir yazalım. Arkadaşlar tepkimemizde yer alan maddelerin tamamının gaz halde olduğunu görmekteyiz. Tepkim öncesinde kaptaki COCl2 gazının basıncı bize verilmiş. O halde başlangıç basıncı için 4 atmosfer diyelim. Henüz ortamda ürün olmadığı için ürünlerdeki maddelerin basıncı olmayacak. Değişim bölümüne katsayılarıyla orantılı olarak eksi P dersek basıncın arkadaşlar. Yani maddemiz harcanacağından dolayı son durumda kısmi basıncı P atmosfer kadar azalsın. Tepkimede oluşan ürünlerin katsayısı reaktifimiz olan COCl2 ile aynı olduğundan dolayı o halde ürünlerdeki maddelerimizin de basınçları T kadar değişime uğrayacak. Katsayılarla molün doğru orantılı olduğu gibi basınçlarla da katsayılar gazlar için doğru orantılıdır. Yeni denge kurulduğunda yani son duruma geldiğimizde ortamda 4 eksi P atmosfer kadar COCl2 gazının kısmi basıncı olacak. Ürünlerimizin kısmi basıncı ise P atmosfer olacak. Arkadaşlar dikkat edersek sorumuzda bize tepkime dengedeyken toplam basıncın bilindiği bilgisi paylaşılmış. O halde son durumdaki toplam basınç için 4-P artı P artı P dersek hatta yazalım bunu. COCl2 gazının kısmi basıncı artı karbon monoksitin kısmi basıncı artı klorun kısmi basıncı. Kısmi basınçları toplamı 4 artı P yapmakta. Biz 4 artı P değerini biliyorsak buradan P değerini de bulabiliriz. Şimdi öncülerin yorumunu bu durumu dikkat alarak yapacağız. Bize sorumuzda hangisi hesaplanamaz deniliyordu. A şıkkı dengedeki karbonmonoksit gazının kısmi basıncı. Dengedeki karbonmonoksitin kısmi basıncına P demiştik. Biz 4 artı P değerini yani son basınç değerini bildiğimiz için P değerini hesaplayabileceğimizi söylemiştik. O halde karbonmonoksitin kısmi basıncını yani P atmosfer basıncı hesaplayabiliriz. B şıkkı COCl2'nin ayrışma yüzdesi. Yine arkadaşlar P atmosfer basıncı hesapladığımızda bakın tamamına %100 dersek P atmosfer değerini bildiğimiz için yüzde kaçının ayrıştığı yorumunu da yapabileceğiz. C şıkkı erişimler türünden denge sabiti Kc. Kc'yi Kp ile Kc arasındaki ilişkiden yola çıkarak bulabiliriz. Köpek kaçırtan şeklinde kodluyorduk biz Kp ve Kc ilişkisini. Kp eşittir Kc çarpı R çarpı T'nin delta eninci kuvveti. Arkadaşlar biz bu denklemde yer alan KP değerini hesaplayabiliriz. Hatırlarsak biz denge durumundaki maddelerin kısmi basınçlarını yazıp ürün bölü girenler dediğimizde KP değerini hesaplayabiliriz. Hatta biz KP denklemini şöyle yazabiliriz. Ürün bölü girenler dersek karbon monoksidin kısmi basıncı çarpı klorun kısmi basıncı bölü COCl2 gazının kısmi basıncı. Bakın P değerini bulabildiğim için karbon monoksidin basıncı P atmosfer. Yine klorun basıncı P atmosfer. Son durumda yine P değerini bildiğimiz için COCl2 gazının kısmi basıncına da 4-P atmosfer dediğimizde tüm değerleri bildiğimizden Kp'yi hesaplayabiliyoruz. Peki R çarpı T değerini hesaplayabilir miyiz? R değeri zaten gazlar için kullandığımız sabitimiz 22,4 bölü 273. Sıcaklık değeri de bize 0 santigrat derece olarak verilmiş. Kelvin'e çevirdiğimizde R çarpı T'yi hesaplayabiliriz. Delta de zaten ürün eksi girendeki gaz kat sayısını ifade ediyor. Denklemi bildiğimiz için delta N'in de 1 eşit olduğunu bulabiliyoruz. O halde şuradan gelen değerleri de biliyoruz. Kp'yi de biliyoruz. Kc'yi rahatlıkla hesaplayabiliriz. Kısaca Kp bölü R çarpı T şeklinde yazabiliriz. Delta'nın 1 olduğunu düşünürsek kc kp bölü r çarpı t'ye eşit olacak. Hem kp'yi hem de r çarpı t değerini bildiğimizden dolayı kc'yi de hesaplayabileceğiz. D e şıkkı kısmi basınçlar türünden denge sabiti. Zaten bunu açıklamıştım az önce. Burada da yazmıştık. Ürün bölü giren şeklinde kısmi basınçları yazdığımızda kp'yi hesaplayabileceğiz. E şıkkına baktığımızda klor gazının denge alanındaki mol sayısı. Bakın param varsa ne rahat formülünden düşünürseniz arkadaşlar. Biz klorun kısmi basıncını biliyoruz. Ne demiştik? P atmosfer. Gazımızın hacmiyle ilgili sadece sabit hacimli ifadesi geçmiş. Yani hacim değerini bilmiyoruz. P değerini yine biliyoruz. 0 derece denilmiş. R değeri de 22,4 bölü 273 şeklinde bulabiliriz. Bakın molü de bilmiyoruz. Zaten molü bulabilir miyiz deniliyor. O halde biz molü bulabilmek için hacim bilgisine ihtiyacımız var. Tepkime kabının hacmini net olarak bize söylemediğinden dolayı sorumuzda o halde klor gazının denge anındaki mol sayısını tam olarak hesaplayamayız. Bu nedenle verilen seçeneklerden E şıkkındaki ifadeyi hesaplayamıyoruz. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Sorumuz asit baz dengesinden gelmiş. Verilen tepkimelere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. A şıkkına baktığımızda HPO4-2 iyonunun PO4-3'ün konjuge asit olduğunu belirtmiş. O halde tepkimelerdeki konjuge asit baz çiftlerini belirleyelim. Hatırlarsanız konjuge asit bazlar arasında sadece bir haşartı iyonu kadar fark bulunmaktaydı. Yine biz bu çiftlerden komşusuna haşartı iyonu verenler için asit, haşartı verene asit diyeceğiz. Komşusundan haşartı iyonu alan madde için ise baz diyeceğiz. Bu tanımı da bilelim. Şimdi öncelikle çiftleri belirleyelim. İlk tepkimeye bakıyoruz. HPO4-2 iyonunun konjüke çifti PO4-3 iyonu arkadaşlar. Dikkat ederseniz aralarında bir hidrojen kadar fark var. Hatta bir H iyonu kadar fark var diyeceğiz. Bu çiftlerden hidrojeni çok olana biz asit diyeceğiz. Birinci asidimiz. Hidrojeni az olana az diyeceğiz. Bununla ilgili şöyle bir not da yazalım o halde. Konjüke asit baz çiftinden H sayısı yani hidrojen sayısı fazla olan asittir diyeceğiz. Demek ki konjik asit baz çiftinden hidrojeni daha çok olana asit diyeceğiz. Bir de şu uyarı yapmak istiyorum. Konjik asit baz çiftleri arasında yalnızca bir hidrojen farkı olur arkadaşlar. Birden fazla hidrojen farkı olamaz. Buna da dikkat edelim. O halde ilk tepkimedeki diğer çiftimizi de göstermiş olalım. Bakın yine S-2 iyonuyla Hs üzeri eksi bir iyonu arasında bir hidrojen kadar fark var. Hidrojenin fazla olana asit diyoruz. İkinci asidimiz oldu bu. Hidrojeni az olan ise bazımız olacak. ikinci bazımız diyeceğiz. Diğer tepkimeye baktığımızda H2S ile HS aralarında bir hidrojen fark var. O halde birbirinin konjik asit baz çiftidir. Yine hidrojeni fazla olan asit olacak. İkinci tepkime için ilk asidimiz olsun. Bazımızda da HS üzeri eksi bir iyon oldu. Diğer çiftimiz ise siyanür iyonuyla HCN'e HCN. Bu çift arasında da yine bir hidrojen kadar fark var. Hidrojeni fazla olan asit ikinci asidim. Hidrojenaz olan baz ikinci bazım dedik. Şimdi öncüllerin yorumuna tekrar geçiyoruz. A şıkkında HPO4 üzeri eksi 2 iyonu PO4 üzeri eksi 3'ün konjüge asididir denilmiş. Gördüğünüz gibi HPO4 ve PO4 birbirinin konjüge asit baz çifti. Bu çiftlerden HPO4 asitti. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B şıkkı HS eksi iyonu her iki reaksiyonda da asit özelliği gösterir eksi yönüne bakalım. İlk tepkimede asit özelliği göstermiş. İkinci tepkimede bakın baz özelliği göstermiş. O halde B şıkkındaki ifade yanlıştır. Her iki tepkimede de asit özelliği göstermemekte. Sorumuz yanlış olan öncülü sormuştu. Cevabımız B şıkkıdır. Dediğimiz gibi ilk tepkimede asit, ikinci tepkimede baz özelliği göstermiş. Diğer öncülleri de inceleyelim. HCN ve CN- eksi konjuge asit baz çiftidir. İkinci tepkimeye baktığımızda siyanür iyonuyla HCN'nin birbirinin konjüge asit baz çift olduğunu görüyoruz. C şıkkı da doğrudur. Denizli seçeneği S-2 bazik özellik gösterir. S-2 iyonuna baktığımızda ilk tepkimenin girenlerinde bazik özellik gösterdiğini söylemiştik. Son olarak E şıkkına baktığımızda H2 ise HS- iyonunun Konjuge asididir denilmiş yine ikinci tepkimede yer alıyor bu çiftlerimiz. Bakın H2S ve HS birbirinin konjuge asit baz çifti. Bu çiftlerden H2S yani hidrojenin daha fazla olan maddemiz asit özelliği göstermiştir. E şıkkı da doğrudur. Sorumuz yanlış olan öncülü sormuştu. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Sorumuz yine asit baz dengesinden gelmiş. HX, HY ve HS asitlerinin oda koşullarındaki asitlik sabitleri sırasıyla bize verilmiş eşit derişimli HX, HY ve HC sulu çözeltilerinin oda koşullarındaki pH değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Ka asitlik sabitimiz arttıkça asitlik artacaktır. O halde bu maddelerimizin asitlik kuvvetleri arasında HS büyüktür, HY o da büyüktür. HX ilişkisi bulunacak. Bu bizim asitlik ilişkimiz. Peki asitlik kuvvetinin fazla olması ne demek? Suda daha fazla iyonlaştığı anlamına gelmekte. Dikkat ederseniz soruda bize asitlerimizin eşit derişime sahip olduğu bilgisi paylaşılmış. Burası zaten sorunun çözümünde en önemli nokta. O halde biz şu yorumu yapabiliriz. Eşit derişimli asitlerden asitlik kuvveti fazla olanın pH değeri daha küçüktür. İsterseniz bunu yazayım. Evet eşit derişimli asitlerden asitlik kuvveti fazla olanın pH değeri daha küçüktür dedik. Burada eşit derişimli ifadesi çok önemli. Eğer eşit derişimli ifadesi olmasaydı bu yorum her zaman geçerli değildir. Bunun ispatını birazdan yapalım. O halde tekrarlıyorum. Eşit derişimli asitlerden asitlik kuvveti fazla olanın pH değeri daha küçüktür. Verilen asitlerden asitlik kuvveti en büyük olan HZ olduğu için bu asitlerin pH değerleri arasındaki ilişki tam tersidir. En fazla pH değeri HX'de sonra HY'de sonra ise HZ'de olacaktır. O halde verilen seçeneklerden doğru cevabımızın H şıkkında olduğunu görmekteyiz. Şimdi olayın ispatına geçelim. 3 asidimiz vardı. HZ, HY ve HX asitleri. Diyelim ki 3 asidimizin derişimi de 1 molar olsun. Asitlerin derişimi için eşit derişimli ifadesi kullanılmıştı. Şimdi asitlerimizin kuvvetliliği ile ilgili yorum yapmıştık ve şunu eklemiştik. Asitlik kuvveti ne demek? Suda daha fazla iyonlaşması anlamına geliyor. Diyelim ki HZ asidimiz suda %10 iyonlaşsın. HZ asidimiz suda %1 iyonlaşsın. Ve HX asidimiz de suda %0,1 iyonlaşsın. Gördüğünüz gibi asitlik kuvveti HZ büyüktür, HZ büyüktür, HX şeklinde. Yani yukarıda bulduğum gibi. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız pH ile ilgili yorumu biz ne yapıyorduk? H artı derişimi üzerinden yapıyorduk. H artı derişiminin eksi logaritmasını aldığımızda pH'i buluyorduk. O halde burada verdiğimiz değerlere göre asitlerden gelen H iyon derişimlerini bularak pH ile ilgili yorumumuzu yapalım. Başlangıçta 1 molar derişime sahip olan HC asidi %10 iyonlaşırsa buradaki H artı derişimimiz ne olacaktır? 1 moların %10'unu alırsanız 0,1 molar olacaktır. İkinci asidimiz için %1 iyonlaştığını söylersek tamamı %100 iyonlaşsaydı 1 molardı şöyle diyelim hatta. Asidimiz %100 iyonlaşsaydı H derişimi 1 molar olacaktı. Şimdi %1 iyonlaştığına göre haşartı derişimi kaç molar olur? İçler dışlar çarpımı yaparsak haşartı derişiminin 0,01 molar olduğunu göreceğiz. O halde ikinci asidimizde haşartı derişimi ne olacaktır? 0,01 molar olacaktır. Son olarak %0,1 iyonlaşırsa yine denklemimizi kuralım. %100 iyonlaşsaydı 1 molar olacaktı asidimiz. %0,1 iyonlaştığına göre bu defa 0,001 1 molarlık bir h artı derişiminden bahsedeceğiz. Buraya da yazmış olalım. Şimdi eksi logaritmalarını aldığımızda ilk çözeltideki pH'ımız 10 üzeri eksi 1'den dolayı arkadaşlar. Eksi logaritma alırsak 1 çıkacak. Burada derişimimiz 10 üzeri eksi 2 molardı. O halde pH değerimiz 2 çıkacak. Ve son olarak HX'de derişimimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğu için pH değerimiz 3 çıkacaktır. Gördüğünüz gibi pH değerlerimiz arasındaki ilişki HX büyüktür, HY büyüktür, HZ şeklinde geldi. Sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer eşit derişimli denilmeseydi asitliği büyük olanın pH'ı daha küçüktür şeklinde her zaman yorum yapamazdık. Bunu da bir örnekle kanıtlamak istiyorum. Diyelim ki suda %100 yoğunlaşan bir HCl çözeltimiz olsun. Derişimi 0,01 molar olsun. Normalde HC yüz yoğunlaştığından dolayı kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Yani asitlik kuvveti fazladır. Bir de elimizde 1 molarlık HF asidi olsun. Bunun yoğunlaşma değerine de yüzde %10 diyelim. Zayıf asit. Şimdi normalde asitlik kuvveti kimin fazla? HCl'nin fazla. Çünkü HCl %100 yoğunlaşıyor, diğeri %10 yoğunlaşıyor. Peki pH değerlerini kıyaslayalım. %100 yoğunlaştığından dolayı buradaki aşağıda derişiminde ne olacaktır? 0,01 molar olacaktır. Yani pH değerimiz ne olacak arkadaşlar? İlk çözeldiği için 2 gelecek. Peki aşağıdaki çözeldiği için %10 iyonlaştığından dolayı ne olacaktır H artı derişimimiz? %100 yoğunlaşsaydı 1 molar diyecektim. %10 iyonlaştığı için 0,1 molar. Peki burada pH hesaplarsam yine H artının eksi logaritmasını aldığımda pH değerim 1 çıktı. Gördüğünüz gibi pH değeri hem asitlik kuvvetine hem de asidin derişimine bağlıdır. O halde tek başına asitlik kuvvetine göre pH yorumu yapamayız. Sorumuzda eşit derişimli dediğinden dolayı artık derişimin etkisini yok etmiş olduk bu sayede. Direkt asitlik kuvvetine göre pH ile ilgili yorum yapabildik. Tekrarlıyorum asitlik kuvveti ile ilgili pH yorumu yapabilmek için derişimlerimizin eşit olması gerekir. Eğer derişimler eşit değilse hem derişimi dikkate alacağız hem de asitlik kuvvetini dikkat alarak pH değerini hesaplayacağız. Sorumuzda eşit derişimli dediği için asitlik kuvvetleri üzerinden değerlendirme yaptığımızda eşit derişimli asitlerden asitlik kuvveti fazla olanın pH değeri daha küçüktür şeklinde yorum yaparak sorumuzu cevapladık. Cevabımız A seçeneği oldu. Sorumuz KÇÇ olarak bildiğimiz suda az çözünen tuzların çözünürlük dengesinden gelmiş. Suda az çözünen kurşun 2 karbonat katısının doygun sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar sodyum karbonat katısı ekleniyor. Buna göre niceliklerinden hangisi azalır denilmiş. Öncelikle suda az çözünen tuzumuzun suda çözünme denklemini yazalım. Evet tuzumuzun suda çözünme denklemini yazdık. Az da olsa suda çözünüyor kurşun ve karbonat iyonlarına ayrılmakta. Eklediğimiz katıya baktığımızda sodyum karbonat yine sodyum karbonat da çözeltiye eklendiğinde sulu bir çözeltiden bahsettiğimiz için suda sodyum ve karbonat iyonlarına ayrışacak. Burada bizi ilgilendiren karbonat iyonu çünkü karbonat iyonu suda az çözünen tuzdan da gelen bir iyon türü. Yani ortak iyon arkadaşlar. Hatırlarsanız ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalmaktaydı. Bunun şimdi etkisini görelim. Dediğimiz gibi bu çözeltiye sodyum karbonat eklediğimizde ortamdaki karbonat iyon derişimi ne olacaktır? Artacaktır. Röşeter ilkesine göre dışarıdan dengeyi bozacak bir etki yaptığımızda sistem dışarıdan gelecek bu etkiyi azaltacak yönde hareket edecek. Yani karbonat iyon derişimini azaltmaya çalışacak. O halde karbonat iyon derişimi artması sonucunda dengemiz karbonat iyon derişimini azaltmak için girenlere kayacak. Yani sistem yeni denge kurulana kadar girenler yönünde tepkimeyi daha hızlı gerçekleştirecek. 1 ve 2 yönü olarak düşünürsek 2 yönünde tepkime yeni denge kurulana kadar daha hızlı gerçekleşecek. Şimdi bu durumu dikkate alarak öncülleri yorumlayalım. Bize azalan durumlar sorulmuştu. Birinci öncül kurşun derişimi. Dengemiz girenler yönüne kaydığı için arkadaşlar ne olacak? Kurşun iyonları harcanacak. Dolayısıyla kurşun derişimi azalacaktır. Hatırlarsak dengenin hareket ettiği yönün dışında kalan yani diğer yönde kalan maddelerin derişimi gaz ve suda olanlar için konuşuyorum tabii ki azalır yorumunu yapıyorduk. Kurşunun derişimi o halde Denge girenlere kaydığı için azalacaktır. İkinci öncül karbonat derişimi denilmiş. Şimdi arkadaşlar karbonatla ilgili şöyle bir yorum yapacağız. Hatta şuraya yazalım. Şimdi denge durumunda karbonat derişimi olsun bu. Dışarıdan bir sodyum karbonat katısı eklediğimizde çözeltide ne oldu? Ortamda ekstra bir karbonat iyon derişimi söz konusu olduğundan dolayı karbonat iyon derişimi ne olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Daha sonra denge girenlere kaydığı için ne oluyor? karbonat derişimi azalmaya başlıyor. Ancak ilk denge durumuna göre karbonat derişim için ne yapmış olacağız? Artar yorumunu yapacağız. Zaten biz şu şekilde yorum yapıyorduk. Eğer denge ifadesi tek bir maddeye bağlı değilse ki burada denge ifadesini yazdığımızda KÇÇ'mizi kurşun derişimi çarpı karbonat derişimi şeklinde hesaplanır. Yani denge ifadesi tek bir maddeye bağlı değil. Cümleyi baştan alıyorum. Denge ifadesi tek bir maddeye bağlı değilse Dışarıdan ekleme yaptığımız maddenin derişimi artar. Tabi bu maddemiz gaz fazında ya da suda çözünmüş halde olacak. Hatırlarsanız katı ve sıvıların derişimleri sabitli değişmezdi. Yorumumuzu tekrar yapacak olursak denge sabit ifademiz tek bir maddenin derişimine bağlı değilse dışarıdan eklediğimiz maddenin derişimi artar. Bu nedenle karbonat derişimi ne oldu? İlk duruma göre artmış durumda oldu. İlk başta eklenen sodyum karbonat katısı nedeniyle karbonat derişiminde ani bir artış görüyoruz. Sonrasında denge girenlere kaydığı için bir miktar derişim azalacak. Ancak ilk duruma göre artıda olacağız. Hatta bununla ilgili yorumumuzu da not etmiş olalım. Evet denge ifadesi tek bir maddenin derişimine bağlı değil ise dışarıdan sisteme eklenen maddenin derişimi artar diyeceğiz. Tabi buradaki grafik yorumuna da dikkat edelim. İlk başta derişimimiz sabit. Sonrasında dışarıdan madde ekledik. Derişim ani arttı. Sonra sistem Löşeter ilkesine göre eklenen maddenin derişimini azaltmak için diğer yönü hareket etti. Dolayısıyla sistem diğer yönü hareket ettiği için bu maddenin derişimi bir miktar azalacak. Ancak ilk duruma göre ne olmuş olacak? Artı da olmuş olacak. Bu nedenle karbonat derişimi için artar ifadesini kullandık. Son olarak üçüncü öncüyle bakalım. Kurşun karbonatın çözünürlüğü denilmiş. Arkadaşlar bu etki sonucunda sistem katının olduğu yöne doğru hareket etti. Dolayısıyla bu işlem sonucunda çözeltinin dibinde katı varsa katı miktarımız daha da artacak. Katı olmayan doygun bir çözeltiden bahsediyorsak da katı oluşumu söz konusu olacak. Kısaca kurşun karbonatın çözünen miktarı azalacak. Yani çözünürlüğü azalacak diyeceğiz. Unutmayalım yapılan etki sonucunda denge suda az çözünen katı tuzumuzun olduğu yöne kaydığında çözünürlük azalır yorumunu yapacağız. O halde verilen niceliklerden azalanlar 1 ve 3'tür. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneğidir. Sorumuz Kimya ve Elektrik ünitesinden gelmiş. Yukarıda verilen standart indirgenme potansiyellerine göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Soruda da belirtildiği gibi tepkimeler indirgenme tepkimesi dolayısıyla verilen potansiyeller indirgenme potansiyelleri. Buna dikkat edelim. A şıkkı alüminyum çinko pilinde çinko elektrot katottur. Arkadaşlar illerde biz A2 kuralına göre yorum yapıyorduk. Yani anotta yükseltgenme olur, katotta indirgenme olur. Katotta indirgenme olduğundan dolayı ne olacak? İndirgenme potansiyeli büyük olan katot olacak. Burada da bize katot sorulduğu için indirgenme potansiyeli büyük olana bakacağız. Alüminyumun indirgenme potansiyeline baktığımızda eksi 1,66. Çinkonun indirgenme potansiyeline baktığımızda eksi 0,76. Dolayısıyla indirgenme potansiyelleri arasında çinko büyüktür, alüminyum ilişkisi olduğundan dolayı çinko ne olacaktır? Katot olacaktır. A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktık. Standart pil potansiyeli en yüksek olan pil magnezyum hidrojen pildir. Arkadaşlar biz pil potansiyelini hesaplarken şöyle bir formül kullanıyorduk. E pil eşittir. E yükseltgenme potansiyeli. Tabii ki yükseltgenme nerede gerçekleşiyordu? Anotta. Yani burası anodun yükseltgenme potansiyeli olacak. Artı E indirgenme potansiyeli. İndirgenme potansiyeli nerede gerçekleşiyordu? Katot çözeltisinde gerçekleşiyordu. Burada anotta da çubukta gerçekleşiyordu. Bunu unutmayalım. Anotta yükseltgenme potansiyeli alınırken çubuktan gelen değeri alacağız. İndirgenme potansiyeli için ise katotun çözeltisindeki iyonu alacağız. Buraya dikkat edelim. Şimdi E pil değerinin en yüksek çıkabilmesi için ne diyeceğiz? Hem yükseltgenme potansiyeli en büyük hem de indirgenme potansiyeli en büyük olanı tercih etmemiz lazım. Bize soruda indirgenme potansiyeli verilmişti. O halde öncelikle indirgenme potansiyeli en büyük olanı seçelim. Verilen değerlerden gördüğünüz gibi indirgenme potansiyeli en büyük olan gümüştür arkadaşlar. O halde indirgenme potansiyeli olarak gümüşün çözeltisini alacağız. Peki yükseltgenme potansiyeli ile ilgili yorum yapalım. Bu tepkimeleri ters çevirdiğimizde yükseltgenme potansiyellerini elde edeceğiz. Hatta şöyle yazalım. E yükseltgenme diyelim. Hepsi için hesaplayalım. Sıfırın tersi zaten sıfır. Burada artı 2,37 olacak. Burada eksi virgül 0,80. Burada artı 1,66. Burada yine artı 0,76 olacak yükseltgenme potansiyelimiz. Gördüğünüz gibi yükseltgenme potansiyel değerlerinden en büyük olan ise magnezyum. O halde yükseltgenme potansiyeli olarak da magnezyum alacağız arkadaşlar. O halde verilen maddeler içerisinde standart pil potansiyeli en büyük olan magnezyum ve gümüş pildir arkadaşlar. Değerleri de hesaplayacak olursak magnezyumdan artı 2,37 gümüşten de indirgenmesini alacaktık 0,80 gelecek toplam pil potansiyelimiz 3,17 volt yapacak. Burada ise hesaplarsanız magnezyumdan yükseltgenmesini alırsak 2,37 hidrojen zaten 0 gördüğünüz gibi bu pilin değeri 2,37. Ancak magnezyum gümüş pilinin değeri ise 3,17'dir arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Sorumuz yanlış olanı sorduğundan cevabımıza Bursa seçeneği dedik. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Magnezyum gümüş pilinin standart pil potansiyeli 3,17 volt'tur. Az önce hesapladık, doğrudur. Çinko hidrojen standart pilinde zamanla katot elektrodun bulunduğu kaptaki çözeltinin pH değeri artar. Şimdi arkadaşlar çinko hidrojen pilinde İndirgenme potansiyeli daha büyük olan kim çinko ve hidrojenden gördüğünüz gibi hidrojen. O halde indirgenme potansiyeli daha büyük olduğu için hidrojen katot, çinko ise yükseltgenme potansiyeli daha büyük olacağı için anottur. Anotta yükseltgenme tepkimesi gerçekleşecek. Tepkimeyi yazalım. Çinkomuz yükseltgenme yarı tepkimesine göre yükseltgenecek. Hatta şu tepkimenin tersi olarak düşünebilirsiniz. Hidrojen ise katot olduğu için IK kuralına göre katotta indirgenme olacak. Hidrojenin indirgenme tepkimesini alacağız. Aynısını yazıyorum. Net tepkimeyi yazacak olursak, bakın alınan verilen elektron sayısı zaten eşit birbirini götürdü. Net tepkimeyi yazıyoruz. Kim tepkimeleri denge tepkimesidir. Çift yönlü okla gösterdim. Evet, net tepkimemiz bu. Şimdi bize ne diyor? Zamanla katot elektronun bulunduğu kaptaki çözeltinin pH değeri artar. Katotta gerçekleşen tepkime şu tepkimeydi. Hatta net tepkimeden de yorumlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz çözeltideki haşartı derişimim ne olacak? Reaktiflerde olduğu için azalacaktır arkadaşlar. Reaktifler ne oluyor? Azalıyor zamanla. O halde D şıkkı için şöyle diyorum. Haşartı derişimi azalır. Haşartı derişimin azalması asitliğin azalması anlamına gelir. Asitlik azalır. Asitlik azaldığında pH değerimiz ne olacaktır? Artacaktır. Hatırlarsanız pH 0 ile 7 arasında asit, 7 ile 14 arasında baz. Yani 14'e doğru gittikçe bazlık artıyor. Dolayısıyla burada asitlik azaldığı için bazlık artmıştır. Yani pH değeri büyümüştür diyeceğiz. D e şıkkı da doğrudur. Son olarak E şıkkına baktık. Magnezyum çinko standart pili şeması şeklindedir. Bu şemaya baktığımızda arkadaşlar kim yükseltgenmiş? Magnezyum. O halde magnezyuma anot demiş. İndirgenen ise çinko. Çinko ise ne olacak? Katot. Bakalım anot ve katot doğru belirlenmiş mi? Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan kimdi? Magnezyum ve çinko arasında. Bakın iki değeri kıyasladığımda magnezyum. O halde bu pilde magnezyum anot olacak. Çinko ise katot olacaktır. Gördüğünüz gibi magnezyum anot yükseltgenmesi yazılmış. Çinko ise katot. Katotta da indirgenme olacağı için önce iyonu yazıyoruz. Sonra çubuğu yani saf metali yazacağız. O halde E şıkkındaki şematik gösterim de doğrudur. Sorumuz yanlış olanı sorduğundan Cevabımız da bursa seçeneği dedik. Sorumuz yine kimya ve elektrik ünitesinden sabit sıcaklıkta şekildeki elektrokimyasal pil ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Pil sistemimize baktığımızda elektrotların aynı olduğunu görüyoruz. Derişimlerin ise farklı olduğunu görüyoruz. O halde bu pil bir derişim pili arkadaşlar. Elektrotların aynı, derişimlerin farklı olduğu pillere derişim pili diyorduk. Derişim pillerinde anot ve katot belirlerken derişimi daha az olan pilin anot olduğunu söylüyoruz. Bakın derişimi daha az olan pilin anot olduğunu söyleyebilmek için elektrotların aynı olması lazım. Buraya dikkat edelim. Eğer elektrotlar farklı ise biz direkt yine her zaman yaptığımız gibi elektrotların aktifliğine göre anodu belirliyorduk. Burada elektrotlar aynı olduğu için derişim az olan anottur. Yani birinci kap anot kapımız ikinci kap ise katot kapıdır yorumunu yaptım. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül İkinci kaba su eklenerek hacmi 200 ml yapılırsa kil gerilimi sıfır olur denilmiş. Kil geriliminin sıfır olabilmesi için çözeltilerin son durumda derişimleri eşit olması gerekir. O halde birinci ve ikinci kaplardaki çözeltilerde çözülmüş halde bulunan bakır iyon mollerini bulalım. Öncelikle birinci kap için hesaplamamı yapacağım. Arkadaşlar molarite formülünü hatırlayalım. Mol bölü hacimdi. Çözülen mol bölü çözelti hacmiydi. Derişim değerimiz 0.2 molarmış birinci kabımızda. Çözünen bakır iyon derişimini bulmaya çalışıyorum. Gözelti hacmimiz 100 mililitre yani 0.1 litre. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Bize soruda çözeltimizdeki tuzun derişimi verilmiş. Bize ne lazım arkadaşlar? Bakır iyonu. Dikkat ederseniz bakır sayısı 1 olduğu için tuzun derişimi ile bakırın derişimi aynıdır. Yani biz tuzumuzu iyonlarına ayrıştırdığımızda bakır artı 1 ve nitrat iyonları oluşacak. Her iki kapta da aynı oluşuyor aslında. O halde tuzun katsayısıyla bakırın katsayısı 1 olduğu için direkt 0,2 molar derişim diyebiliriz. Yani burada ben 0,2'yi kullanabilirim. Ancak şöyle bir tuz olmuş olsaydı mesela. Şöyle bir tuzdan bahsetseydik ve burası 0,2 molar olmuş olsaydı ben şöyle bir iyonlaşma denkleminden bahsedecektim. Bakırın sayısı 2 olduğu için katsayı 2 olacaktı. Bakın katsayı 1 0,2 dediysem katsayı 2 iken 0,4 molar demek zorundaydım. Bu duruma dikkat edelim. Bize verilen derişim tuz derişimi mi yoksa katyon derişimi mi? Eğer tuz derişimi ise de katyon katsayısına dikkat edeceğiz. Bu sorudaki gibi katyon katsayısıyla tuzun katsayısı aynıysa direkt derişimler aynı gibi. Yani burada verilen derişimi direkt kullanabilirsiniz. Ama Burada sağda verdiğim örnek gibi bir ifadeyle bir soruyla karşılaşırsanız aman dikkat katyon derişimi bizim için önemli. Katyon derişimi üzerinden hesaplama yapacaksınız. Şimdi bu soruda kullanmayacağım için kafamız karışmasın sağ tarafı siliyorum. Evet, hesaplamaları yaptığımızda birinci kaptaki bakır iyon molü 0,02 mol. İkinci kap için de hesaplamamızı yapalım. Bakın burada yine katsayılar aynı olduğu için bakır derişimi 0,4 molar diyebilirim. Çözülmüş bakır iyon molünü bulmaya çalışıyorum. Hacim değerimiz 100 mililitre. Litreye çevireceğim. Molaritede hacim birimi litreydi. Buradan ikinci kaptaki bakır yon molünü 0,04 mol buluyorum. Şimdi önceliğimizi tekrar yorumlayalım. İkinci kaba su eklenerek hacmi 200 mililitre yapılırsa pil gerilimi 0 olur. Yani 0 olması için ne olması lazımdı? Katyon derişimleri eşit olması lazımdı. Katyon derişimleri eşit mi diyelim. Hemen hesaplamamızı yapıyoruz. Son durum için. Bakın su eklediğim için çözünen bakır iyon molü değişmeyecek. 0,04 mol kalmaya devam edecek. Molarite formülünü uyguluyorum bu arada. Çözelti hacmim 200 litre yapılırsa dediği için 0,2 litre alınacak. Buradan işlemleri yaptığımızda M2 değerim son derişim değerim ne olacak? 0,2 molar olacak. Bakın zaten ilk kaptaki derişim de 0.2 molardı. Bu işlem sonucunda ikinci kaptaki derişim de 0.2 molar oldu. Yani katyon derişimleri eşit olduğu için pil gerilimi 0 olacaktır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül birinci kaba 0.4 molar 100 mililitre bakır bir nitrat çözeltisi eklenirse pil gerilimi azalır. Arkadaşlar hiç hesaplama yapmadan direkt şunu söyleyebilirim. Çözeltilerin derişimler arasındaki fark azaldıkça pil potansiyeli azalır. Bunu yazalım. Evet çözeltilerin derişimler arasındaki fark azaldıkça pil gerilimi azalır. Tam tersi çözeltilerin derişimler arasındaki fark arttıkça ise pil gerilimi artar arkadaşlar. Peki birinci kabın derişimi 0.2 molardı. ikinci kabın derişimi 0.4 molardı. Ben birinci kaba 0.4 molarlık bir çözelti eklersem daha derişik bir çözelti eklersem. Yeni derişim değerim ne olacak? 0.2 ile 0.4 arasında olacak. Yani ilk duruma göre birinci kaptaki derişim değerim artmış olacak. Dolayısıyla iki çözelti arasındaki derişim farkı azalmış olacak. İki çözelti arasındaki derişim farkı azaldığından dolayı ne olacak arkadaşlar? Pil gerilimim azalmış olacak. Burada yaptığım yorum gereği çözeltilerin derişimler arasındaki fark azaldıkça pil gerilimi azalır. İkinci öncül de doğrudur. Bunun mantığını aslında Löşeter ilkesine dayandırıyoruz. İsterseniz net pil denklemi üzerinden de ispatını yapalım. Anotta yükseltgenme olacak. Yükseltgenme yarı tepkime yazmış olayım. Bakın bakırın burada derişimi neydi? 0.2 molardı. Bu işlem sonucunda 1 elektron çıktı. Anotta yükseltgenme oldu. İkinci kabımızı yazmış olalım. İkinci kabımızda çözelti derişimimiz 0.4 molardı. İndirgenme olacak bu arada katot kabını yazdığım için. Artı 1 elektron akır katısı. Yine net tepkimeyi yazdığımda alınan verilen elektronlar birbirini götürdü. Şöyle yazıyorum. Net tepkimemiz yazdık. Şimdi biz birinci kaba işlem uyguluyorduk. 0,4 molar 100 mililitrelik bir çözelti ekliyorduk. Hatta dikkat ederseniz eşit hacimlerde eklediğim için direkt bu işlem sonucunda son çözelti değişimim ne olur? 0,3 molar olur. Şöyle yazalım. İkinci işlem sonucunda son çözelti. Derişimi 0.3 molar olur. Eşit hacim olduğu için bu yorumu yapabilirim. Ya da hesaplama yapacak olursam buradan hani molarite formülü üzerinden 0.04 mol bakır geldi. Daha önce 0.02 idi. O halde şöyle derim 0.04 artı 0.02 daha 0.06. Son hacim için 100 vardı 100 daha ekledim 200 mikro oldu. Buradan şunlar giderse 0.3 molar olur diyebilirim. ikinci öncüldeki derişim. Yani ne olmuş oldu? Derişimim artmış oldu hangi kaptaki derişim artmış oldu? 0.2 moların olduğu yerdeki derişim. Bakın, ürünlerdeki yani ürünlerdeki derişim arttığı için Le Chatelier ilkesine göre ne olacak? Derişimi azaltmak için denge bu iyonun olmadığı yöne, diğer yöne kayacak. Yani girenlere kayacak. Hatırlarsanız pil potansiyeli yorumlarında denge girenlere kayarsa pil potansiyeli azalır, denge ürünlere kayarsa pil potansiyeli artar diyorduk. İkinci öncüldeki yapılan etki sonucunda denge girenlere kaydığı için pil potansiyeli azalır diyeceğiz. Bu nedenle ikinci öncüle doğru dedik. Son olarak şu uyarıyı tekrar yapmak istiyorum. En başında da söylediğim pratik kuralı unutmayalım. Çözeltilerin derişimler arasındaki fark azaldıkça pil potansiyeli azalır. Derişimler arasındaki fark arttıkça pil potansiyeli artar. Bunu da unutmayalım. Tabi bu ne zaman geçerli? Derişim pillerinde geçerli. Elektrotların aynı olduğu pillerde geçerli. Derişim pil olmayan pillerde ise Nernst denklemi üzerinden pil potansiyelin arttığını ya da azaldığını hesaplarsınız. Ama derişim pillerinde direkt derişim farkı arttıkça pil potansiyeli artar. Derişim farkı azaldıkça pil potansiyeli azalır yorumunda yapabiliriz. Üçüncü öncül. Zamanla ikinci kaptaki bakır derişimi artar. İkinci kabımız neydi arkadaşlar? Katot kabı. Katot kabında gerçekleşen tepkimeyi burada yazdık. indirgenme tepkimesiydi. Gördüğünüz gibi ne oluyor? İndirgenme sonucunda çözeltideki iyonlar katıya dönüşüyor. Yani iyonlar elektron alarak bakır çubuğun üzerinde çöküyor. Katı oluşumu söz konusu. O halde çözeltideki iyonlar indirgendiğinden dolayı derişimimiz ne olacak? Azalacak. Zaten dikkat ederseniz katot iyon derişimi girenlerde, girenlerde olan maddeler ne oluyor? Tepkime gerçekleştikçe derişimleri azalıyor veya katıysa miktarı azalıyor şeklinde yorumlar yapıyorduk. O halde katot derişimi zamanla azalacaktır. Burada artar dediği için 3. öncüle yanlış dedik. Sorumuz doğru olan öncülleri sormuştu. O halde cevabımız 1 ve 2. öncüllerdir. Şunu da söylemek istiyorum. Derişim yorumu denildiğinde her zaman iyonlar üzerinden yorum yapacağız. Katılar üzerinden yorum yapmayacağız. Katıları kütle denildiğinde dikkate alacağız. Yani kütledeki değişim sorulursa net tepkimedeki katılar üzerinden. Eğer derişim denilirse net tepkimedeki iyonlar üzerinden yorum yapacağız. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğundan cevabımıza 1 ve 2. öncülleri içeren C seçeneği dedik. Sorumuz organik kimyaya giriş bölümünden gelmiş. c 4 molekülünün orbital örtüşme şeması aşağıda verilmiştir. Buna göre c 4 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sorunun yorumu için c 4ün açık yapısını çizmek bize oldukça fayda sağlayacak. Hatırlarsanız C2H4 gibi hidrokarbonlarda karbon başına düşen hidrojen miktarına odaklanıyoruz. 2 karbona 4 hidrojen geliyorsa 1 karbona 2 hidrojen gelecek. O halde öncelikle karbonları yazdım ve her karbona tek hidrojen gelecek şekilde öncelikle tekli bağlarımızı yerleştiriyoruz. Hidrojenin Lewis yapısında tek elektron olduğu için tek bağ kapasitesine sahiptir. Yine karbon atomunun da organik bileşiklerde 4 bağ yaptığını unutmayalım. O halde karbon 4 bağ yapabilmesi için karbon atomları arasında ne olacak? İkili bağ bulunacak. Burada da zaten bu bağların oluşumları gösterilmeye çalışılmış. Bize verilen şemada karbon atomlarının değerlik orbitallerini işaretleyelim. Bakın şu kısımlar bunlar karbonun değerlik orbitalleri. Hatta şuradaki sarı kısımda yine diğer karbonumuz için de farklı bir renk çizelim. Şunlar da diğer karbonumuzun değerlik orbitalleri. Hidrojenleri de yine belirtmiş olalım. Şunlar da arkadaşlardan görülüyor. Hidrojenlerden gelen bakın birinci hidrojen ve ikinci hidrojenden gelen değerlik orbitalleri aynı şekilde burada da görüyoruz. Yani bir karbon, iki hidrojen, bir karbon, iki hidrojen buradaki yapıyla aynı. Şimdi yorumlara geçelim. Birinci öncül karbon atomlarının hibritleşme türü sp2'dir. Arkadaşlar zaten işaretlemiştik bakın sarıyla karbon atomlarını. Hibritleşme türü belli oluyor. Yeni orbital türüne Hibrit orbital diyoruz biz. Bu hibritleşme türü de zaten üzerlerinde yazıyor. Hangi hibritleşme yapmış karbonlar? SP kare. Birinci öncül doğrudur. Eğer bu şekilde hibritleşme türünü görmekte zorlanıyorsanız ya da aklınız karışıyorsa hemen açık yapı üzerinden değerlendirme yapalım. Hatırlarsanız gruplara göre hibritleşme değerlerini şu şekilde ifade ediyorduk. 2A grubunun SP, 3A'nın SP kare, 4A 5A ve 6A'nın kovalent bağlı bileşiklerinde yapmış olduğu hibritleşme arkadaşlar sp küptür. Ancak eğer yapıda pi bağ varsa bu hibritleşme değerinden düşüleceğiz. Bunu not olarak yazalım. Eğer moleküldeki hibritleşme yapan atom pi bağ yapmış ise pi bağ sayısı yukarıdaki hibritleşme değerinden düşülür. Ancak bunu kim için konuşuyoruz arkadaşlar? Hibritleşme yapan atom için konuşuyoruz. Hibritleşme yapan atomda hibrit değerinden düşeceğiz. Peki hibritleşme yapıp yapmadığını nasıl anlarız? Eğer en az 2 sigma bağı yapmışsa atomumuz o atom hibritleşme yapmıştır diyoruz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. En az 2 sigma bağı içeren atomlar hibritleşme yapmıştır. Hatta bunu da yazalım. Tek sigma bağı içerenler hibritleşme yapmaz. En az 2 sigma bağı yapan atomlar ise hibritleşme yapar. Karbonda gördüğünüz gibi bakın hidrojenlerle 1, 2, Burada ikili bağdan da bir sigma bağ var. Toplamda 3 sigma bağ yapmış. Dolayısıyla hibritleşme yapmıştır. Peki pi bağını da nasıl hatırlıyorduk onu da söyleyelim. Tekli bağda bir sigma bağımız vardı. İkili bağda bir sigma 1 pi bağımız vardı. Üçlü bağda ise bir sigma 2 pi vardı. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi karbon normalde kaç A grubu arkadaşlar? 4 A grubu proton sayısı 6 idi. 4 A grubu olduğu için hibritleşme türünün olması beklenir? SP küp. Ancak dediğimiz gibi pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşünürdü. O halde burada karbon atomu bir pi bağ yaptığı için ne olacak? sp küpten bir düşersek yaptığı hibritleşme türü sp karedir şeklinde de yorum yapabiliriz. Dolayısıyla birinci öncüle doğru dedik. İkinci öncül karbon atomları arasında pp örtüşmesi ile bir tane pi bağ kurulmuştur. Arkadaşlar pi bağ zaten pp örtüşmesi ile oluşur. Hatta bağ eksenine dik olan PP örtüşmesiyle oluşur. Bunu da yazalım. Evet, pi bağı bağ eksenine dik örtüşen PP orbitalleri tarafından oluşturulur. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Karbon atomları arasında PP örtüşmesiyle bir tane pi bağı oluşmuştur. Dediğimiz gibi ikili bağın içerisinde bir sigma, bir pi bağı vardır. Pi bağları da bağ eksenine dik örtüşen PP orbitalleri tarafından oluşturulmakta Hatta yukarıdaki şekilde şu PP örtüşmesiyle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Pi bağı oluşmuş oluyor. Şuradaki örtüşmeyle de sigma bağı oluşmuş oluyor. Yani şu ikili bağı temsil ediyor. Burası da sigma bağıydı. Karbonlar arasında bulunan sigma bağıydı. Yine şuralarda karbon ve hidrojenler arasında sigma bağları var. Bakın tekli bağlarda bir sigma bağı var demiştik. Bunların hepsi sigma bağı. Şöyle bunları da göstermiş olalım. Karbon atomlar arasında bir pi bağ var. PP örtüşmesiyle SP kare SP kare örtüşmesiyle de yine ne olmuş? Sigma bağı oluşmuş arkadaşlar. Son olarak üçüncü öncüle baktık. Moleküldeki sigma bağlarının tamamı SP kare S orbitali örtüşmesiyle kurulmuştur. Arkadaşlar orbital örtüşmeleriyle ilgili hızlıca şunları söylemek istiyorum. Eğer bir atom hibritleşme yapmış ise örtüşmeye hibrit orbitaliyle katılır. Bunu yazalım. Evet hibritleşme yapan atom örtüşmeye hibrit orbitali ile katılır. Burada karbon atomu hibritleşme yaptığından dolayı örtüşmeye hibrit orbitalleri ile katılacak. sp kare orbitalleri ile katılacak. Bir atomun hibritleşme yaptığına nasıl karar veriyorduk? Burada yazmıştık. En az 2 sigma bağı yapanlar hibritleşme yapmıştır demiştik. Pi Hi bağları hibritleşmeye katılmaz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Hatta hibritleşmeye katılmayan ve bağ eksenine dik örtüşen P, p orbitalleri tarafından oluşturulur demiştik pi bağı için. Hatta şurada hibritleşme türlerini belirlerken de ne demiştik? Pi bağı sayısı hibritleşme değerlerinden düşülür. Bunun nedeni pi bağının hibritleşmeye katılmaması. Son olarak da şunu söyleyelim. Hibritleşme yapmayan atomlar nasıl katılacak örtüşmeye? Bunlar da yarı dolu orbitalleriyle katılacak. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bunu da yazalım. Evet hibritleşme yapmayan atomlar örtüşmeye yarı dolu orbitalleriyle katılır. Molekülümüzde hidrojen atomları tek sigma bağ yaptığı için hibritleşme yapmaz diyoruz. O halde örtüşmeye yarı dolu orbitalleriyle katılacak. Hidrojenin zaten bakın proton sayısı 1 olarak verilmiş. Hatta şuraya biz yine yazalım. Dolayısıyla hidrojen elektron dizilimini yaptığımızda 1s1 orbitali var. Yani yarı dolu orbitali hangi orbital? S orbitali. O halde örtüşmeye ne yapacak? S orbitalleri katılacak. Şimdi öncüle tekrar geri dönelim. Moleküldeki sigma bağlarının tamamı sp kare s örtüşmesi ile oluşur. sp kare s örtüşmesi hangi bağları tanımlıyor molekülde? Karbon ve hidrojen bağlarını tanımlıyor. Ancak biz ne demiştik? Karbonlar arasında oluşan ikili bağdan biri pi, diğeri nedir? Sigmadır. İkili bağda bir sigma bir pi bağ oluşur demiştik. Ve şunu da söylemiştik. Hibritleşme yapan atomlar örtüşmeye hibrit orbitali ile katılır. O halde karbon atomlar arasındaki sigma bağı hibrit orbitalleri tarafından oluşturulacak. Yani sp kare sp kare örtüşmesi oluşacak. Zaten şemamızda da bu durumu belirtmiştik. Bakın sigma bağlarından tekinin sp kare sp kare örtüşmesi oluştuğunu söylemiştik. Dolayısıyla 3. öncül yanlıştır. Karbon karbon arasında oluşan sigma bağı sp kare sp kare örtüşmesiyle oluşur. Pi bağı ise örtüşmeye katılmaz diye belirtmiştik. O halde doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 2. öncülleri içeren reyhan seçeneğidir. Sorumuz yine organik kimyaya giriş bölümünden gelmiş. Vesper gösterimi AX3 şeklinde olan bir organik bileşiğin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir denilmiş. O halde verilen moleküller için öncelikle yarı açık formüllerini yazalım. Birinci öncülde formik asit verilmiş bir karboksilik asit arkadaşlar. Karboksil grubunu hatırlarsanız karbonil grubu ve OH grubu içeriyordu. İkinci molekülümüz C2H4 bir alken yazalım hatta alken buraya karboksilik asit diye de yazalım. Alkenlerde karbonlar arası ikili bağ bulunacaktı. 4 hidrojen olduğu için hidrojenler tekli bağ yapacak. Son olarak bir aldehit molekülü karşımızda. Bunun da yapısını yazacak olursak şu şekilde yarı açık formülünü yazabiliriz. Hatırlarsak aldeit fonksiyonel grubu şu gruptu. Şimdi daha rahat yorumlamak için bu kısmı sildim. Evet, moleküllerimizin yarı açık formüllerini yazdık. Besper gösterimi ile ilgili konuşmak istiyorum. A bize merkez atomu ifade ediyordu. X merkeze bağlı atom ya da atom grubu sayısı. E ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini ifade ederdi. Vesper gösterimleri bu 3 harften oluşmaktaydı arkadaşlar. Tabii ki biz merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti var mı yok mu? Yani E dediğimiz değeri daha iyi görmek için açık yapısını yazdığımız moleküllerin Lewis yapılarını da yazmış olalım. Oktet ya da dublete göre yorumlayacağım. Oksijen oktete uyması için iki çift ortaklaşmamış elektron çifti içerecek yine Burada arkadaşlar zaten Lewis yapısı bu şekilde C2H4'ün. Son olarak 3. molekülümüzde de oksijende ortaklaşmamış elektron çiftlerim. Bu şekilde oktede tamamlayacak şekilde yazdık. Şimdi merkez atom kimdir arkadaşlar? En çok bağ yapan atom merkez atomdur. Bunu da belirtmiş olalım. En çok bağ yapan A oluyor. İlk molekülde en çok bağ yapan kim? Karbon 4 bağ yapmış arkadaşlar. O halde A dersek merkeze bağlı atom ya da atom grubu sayısına x demiştik. Bakın 1 2 bir de şu grubum var. Merkeze bağlı 3 grup bulunmakta. O halde x değerine 3 diyeceğim. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti olmadığı için karbonda e değeri yok. O halde birinci öncülün vesper gösterimi AX3'tür. Aradığım durum geçerlidir. İkinci moleküle baktık. Karbonlardan birini merkez seçelim. İkisinden birisine göre yorum yapabiliriz. A dedik karbona. Yine merkeze bağlı atom ya da grup sayısı 1, 2, bir de bakın şu grubu tekli sayarsak toplamda yine merkeze bağlı 3 grubum var. X'im 3'tür. Merkez atomla ortaklaşmamış elektron çift olmadığı için E değeri yok. Yine ikinci molekülümüzün de vesper gösterimi AX3 şeklindedir. Üçüncü moleküle baktık. En çok bağ yapan yine karbon A diyorum. Karbona bağlı atom ya da grup sayısı 1, 2. Bir de şu grubum var. 3. Yine x'im 3 geldi. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti olmadığı için e yoktur. Dolayısıyla üçüncü molekülümde de Vesper gösterimi AX3 şeklindedir. O halde verilen seçeneklerden doğru cevabımız E seçeneği olacak. Sorumuz organik bileşikler ünitesinden gelmiş. X, Y ve Z organik bileşikleriyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. İlk bilgiye baktığımızda tollens çözeltisine etki etme denilmiş. Arkadaşlar tollens çözeltisine kimler etki edebilir? Bunları bir açıklayalım. Birinci etkimiz uç alkinler. Uç alkinler tollensle yer değiştirme tepkimesi verirler. Bu tepkime sonucunda beyaz bir çökelek oluşmakta arkadaşlar. Peki biz kime uç alkin diyoruz? Üçlü bağın bir ve ikinci karbonlar arasında yer aldığı bileşiklere uç alkin diyoruz. Bunu da yazmış olayım. Evet uç alkin ifadesini güçlü bağın birinci ve ikinci karbonlar arasında olan alkinler için kullandığımızı söylüyoruz. Peki başka hangi bileşikler tollens ile tepkime verebilir? Aldehit bileşikleri verebilir arkadaşlar. Aldehitleri hatırlarsanız R, C, O, OH yapısıyla ifade ediyorduk. Burada da yükseltgenme tepkimesi şeklinde bir tepkime gerçekleşecek. Hatta bu tepkime sonucunda gümüş aynası oluşur. Burada da beyaz çökelek demiştik. Son olarak arkadaşlar. Tollens ile karboksilik asitlerden formik asit tepkime verebilir. Formik asit yapısında aldeit fonksiyonel grubu da içerdiği için. Tollens de tepkime verebilir. Bunu da yazalım. Formik asidi biz şu şekilde gösteriyorduk. Ya da şöyle de yazabiliriz. Kapalı formülü. Aynı anlamı gelmekte. Bakın. Formik asitteki şu grup aldehitlerle aynı grup olduğu için bu grup nedeniyle ne yapıyor? Formik asitte de kollensle de tepkime verebiliyor. Yine tepkime aldehitlerde olduğu gibi yükseltgenme tepkimesi şeklinde olacak. Yükseltgenme sonucunda yine kollensimiz gümüş aynası oluşturacak. Karboksilik asitimiz ise karbondioksit ve suya dönüşecek. Hatta biz bunu H2CO3 şeklinde de ifade ediyoruz. Yine bir gümüş aynası oluşumu da söz konusu. Evet, demek ki Tollens çözeltisini etki etme durumu şu 3 maddede incelenecek. Diğer maddemiz ne? Bromlu suyun rengini gidermek. Arkadaşlar bromlu suyun rengini giderebilmek için karbon atomları arası pi bağı olması gerekiyor. Hatırlarsanız pi bağı karşımıza ikili ve üçlü bağlarda çıkmakta. Yani karbonlar arası ikili ya da üçlü bağ olacak. Alken ya da alkin grubunu içerecek diyeceğiz. Şimdi seçenekler üzerinden sorumuzun çözümünü yapalım. X için Holland çözeltisine etki etme durumuna etki eder denilmiş. Bu üç durumu inceleyeceğiz. Baktığımızda A şıkkında bir uç alkin var. Üçlü bağ 1 ve ikinci karbonlar arasında. O halde Tollens çözeltisini etki eder. Artı diyelim. B şıkkında bir keton bileşiği verilmiş bize. Ketonlar için genel gösterimi hatırlatalım. Ketonlar arkadaşlar tonlensle etki eden maddeler arasında yer almamakta. O halde B şıkkını eliyoruz. C şıkkına baktığımızda bir aldeit bileşiği var. Aldeit tollen çözeltisini etki edebilirdi. Aldeitlerin genel gösteriminde yine yapmış olalım. Şu grup aldeit grubuydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldeit bileşiği. D şıkkında formik asit var arkadaşlar bakın. Formik asit de tonlens çözeltisini etki edebiliyordu. Son olarak E şıkkında yine aldeit bileşiğimiz var. X'e baktığımızda sadece B şıkkını elemiş olduk. Peki X'in bromlu suyun rengini giderme durumuyla ilgili yorumuna bakalım. Ne demiş? X bromlu suyun rengini gidermez. Yani karbon atomlar arasında pi bağı olmayacak. Baktığımızda A şıkkında karbon atomlar arasında pi bağı olduğu için ikinci durumdan dolayı eksi atıyorum. Dolayısıyla A şıkkını eledim. D şıkkına baktık. Karbonlar arasında pi bağı yok. O halde bromlu suyun rengini gideremez. Kalsın. D e şıkkında ve E şıkkında da yine karbon atomlar arasında pi bağ olmadığı için bromlu suyun rengini gideremez. Şu an elimizde 3 öncül kaldı. Bakın bromlu suyun rengini de referansım karbon atomlar arasındaki pi bağ. Burada karbon ve oksijen arasındaki pi bağ bizi ilgilendirmiyor. Karbon ve oksijen arasındaki pi bağ kararlı olduğundan dolayı brom bu bağı kıramıyor. Yani katılma tepkimesi vermiyor. Evet A şıkkı da elenmiş olduğu halde Y molekülüne bakalım. Kollense etki etmez denilmiş. Baktığımızda bir alkin uç alkin değil. Bakın üçlü bağ 2 ve 3. karbonlar arasında. Biz uç alkinler için 1 ve 2. karbon atomları arasında üçlü bağ olması gerekir demiştik. Burada 2 ve 3. karbonlar arasında olduğu için uç alkin değil. Yani kollens çözeltisini etki etmez. Koşulumuzu sağlıyor. D seçeneğine baktığımızda bir uç alkin. Karbonlar arasındaki üçlü bağ 1 ve 2. karbonlar arasında. Dolayısıyla bu Holland çözeltisini etki edebilir. Biz etki etmemesini istiyorduk. O halde D şıkkı Y molekülü ile ilgili verilen durum nedeniyle elenmiş oldu. Bunu da eledik. E şıkkına baktığımızda yine bir uç alkin gelmiş karşımıza. Biz etki etmemesini istiyorduk tollens çözeltisine. Uç alkin olduğu için etki edecektir. O halde E şıkkı da Y molekülü ile ilgili yapılan yorum nedeniyle elendi. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Peki diğer durumları da inceleyelim en azından. C şıkkı için bromlu suyun rengini giderir demiş. Ne demiştik? Bromlu suyun renginin giderilmesi için karbonlar arası pi bağ olmalı. Moleküle baktığımızda üçlü bağdan dolayı karbonlar arası pi bağ var. Hem de iki tane var. Dolayısıyla bromlu suyun rengini giderebilir. Son olarak Z molekülüne bakalım. Tollense etki eder denilmiş. Bir uç alkin vermiş. Tollense etki edecek. Bromlu suyun rengini giderir demiş. Karbonlar arası pi bağ olduğu için bromlu suyun rengini giderecek. Sorumuzun cevabı C seçeneği oldu arkadaşlar